Tekrar merhaba. Şekere ayrı bir bölüm ayırdım. Çünkü şeker çok önemli. Kalp damar hastalıklarının görülmesinde şekerin önemini altını çizmek için tekrar tekrar size önemli uyarılarda bulunacağım. Bir kere isterseniz gelin ilk önce rakamlara bakın. Rakamlar korkunç. Erkeklerde %35, kadınlarda ise %29 oranında şeker hastalarında kalp damar tıkanıklığı görülüyor. Yani bu şeker bizi perişan ediyor. Onun için şekere yaklaşımımız hep ihtiyatlı olmalı ve önlemleri almamız gerekiyor. 60 yaşından sonra ise bakın bu %29-35 oranı %53'e çıkıyor. Yani 60 yaşın üzerindeki erkek ve kadınların yarısı şekerden muzdarip. Eğer insülin kullanılıyorsa ve bu 10 seneden fazlaysa işler çok daha karışıyor. Bütün komplikasyonlar böbrek yetmezliği dahil olmak üzere görülebiliyor. Şeker denilince aklıma şeker hastalığı ve ikinci olarak da insülin geliyor. Herkes insülinle konuşur, insülin direncinden bahseder ama insülinin gerçekten ne iş yaptığını kimse anlatmaz. En önemli konu insülin vücudumuzdaki tüm hücreleri etkiler. Çünkü şeker hepimize lazım, hücrelere lazım ve belirli bir dozda alınması gerekiyor. Bunun yanında insülin tüm metabolizmayı etkiler. Ve şimdi göreceksiniz insülin neleri yapıyor, neleri yapmıyor. Yapmıyor değil aslında yaptıklarını anlatacağım. Bir kere fazla şeker vücutta herkesin bildiği üzere yağ olarak depolanır. Ama bunun detayları da var. Eğer aç kalırsak, çok zor durumda kalırsak insülin ne yapar bize yardımcı olur. Başka kaynaklardan şeker yapmamıza yardımcı olur. Çünkü insülinin karşısında çalışan bir de glukagon diye bir hormon vardır. Onun aracılığıyla şeker dengelenir ve gerekirse başka kaynaklardan şeker yaparız. Buna glikoneogenez denir. Ve biz işin yağ tarafıyla da ilgileniyoruz ya, şeker ve yağ metabolizması da birbirleriyle bağlantılı. Nasıl bağlanacak bunlar? Çok ilginç bir yolla bağlanacak ve bu yolun antioksidanlar açısından büyük önemi var. Şeker metabolizması ile yağ metabolizmasını birbirine bağlayan olay egzoz monofosfat şantı denilen bir şey. Egzoz gibi bir şey demeyin sakın. Bu şant çok önemli. Niye önemli? Çünkü bu şant çalıştığı zaman glutatyon diye bir madde yapıyor. Ve glutatyon vücudumuzdaki en güçlü antioksidan. Hatta glutatyonu bile dışarıdan veriyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla bu sistemin içerisinde heksos monofosfat şantı glutatyon da üretiyor. O yüzden biz şekerin etkilerinden korunmak için çalışan bu sistemi boşu boşuna yormamamız gerekiyor. En önemli konu da burada glutatyon. Biz eğer fazla bir şeker tüketirsek ve şekeri yüklenirsek, şeker yükümüzü artırırsak vücudumuzdaki antioksidanlar da sıkıntıya girebilir. İnsünde bakın. Şekeri düşürüyor mu? Düşürüyor. Fazlasını ne yapıyor? Depoluyor. Karaciğerde glikojen olarak depoluyor. Daha mı fazla geldi? Yağ olarak depolanmasına yardımcı oluyor. Eğer gerekirse şekeri başka kaynaklardan yapımda yardımcı oluyor mu? Glikoneogenez dedik. Evet ona da yardımcı oluyor. Bakın bilmediğiniz iki şey. İltihabi reaksiyonlarda yani vücudun iltihap cevabında da rol oluyor. Ve çok daha önemlisi damarları genişleten nitrik oksit salınımını sağlıyor. Ve bunun yanında da genetik mesajlar da veriyor. Bir de insülin benzeri bir madde var. IGF-1 diye. O da kanser ve uzun yaşamla ilişkisi var. Bakın insülinin etki alanlarını gördünüz. Ve bunların içerisinde nitrit oksit salınımı da son derece önemli. Dolayısıyla eğer biz şeker yükümüzü artırırsak, insülin direncimiz artarsa, bozulursa ki kaynaklarda bunun videolarını da görebileceksiniz, iş sıkıntıya girer. Dolayısıyla bitkisel beslenmeden önce mutlaka mutlaka şeker yükünüzü azaltmanız gerekiyor. Asla bir şeye şeker koymayın. Şu veya bir şekilde şeker alırsınız. Vücutta zaten şekeri sentezlemek için yağınızı harcamamız gerekiyor. Dışarıda görünen yağların en az onun kadar da karın içi organlarda yağ var. Dolayısıyla insülinimizi yormayalım. O da bizim için çalışsın, bozulmasın. Ve merak etmeyin, dediğim gibi hiç şekersiz kalmayız. Bir sürü yağ depomuz var. Gerekirse şekeri başka kaynaklardan topluyoruz. Ve çok da ise kilo için, kolesterol için ve damar tıkanıklığını aşmak için vücudumuzdaki şeker yükünü mutlaka ve mutlaka azaltmamız gerekiyor. Yani şekersiz bir hayatın kurallarını temelinden kurmamız gerekli. Teşekkürler.